Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Bist 100 günü 7662.85 puandan %0.82 düşüşle kapattı. Değişim puan olarak 63.01 puandı. Bist 100'ün işlem hacmi 63 milyar 318 milyon TL olarak gerçekleşirken en, fe, en fazla değer kazanan sektör Bist Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı %2.09 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör Bist Finansal Kiralama Factoring %3.55 değer kaybetti. Bist 100'ün dolar bazlı değeri 263 dolar 3 cent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 116, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 415, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 12. Biz yüzün yabancı payı %36.61 hafif hafif artmaya devam ediyor. Tabii ki içeride olaylar biraz daha farklı gelişiyor. Ona da e, değineceğim. Bu arada İş Bankası bazı şirketleri e, portföyünden çıkardı arkadaşlar. Alkol, Şok Market, Türkiye Sigorta ve Tekno e, Teknosayı model portföyünden çıkardı en fazla en çok önerilen listesini yayınladı. Burada Arçelik hedef fiyatları ile birlikte veriyorum. Arçelik için 229 lira 42 kuruş, bir maç için 411 lira, Coca-Cola 513 lira, Enerjisa için 72 lira 86 kuruş, Koç Holding için 203 lira, Mavi 184 lira 41 kuruş, Sabancı Holding 95 lira, Şişe 73 lira 15 kuruş, Türkcell 90 lira 29 kuruş. Yapı Kredi Bankası da 26 lirayla en fazla önerilenler listesinde. Arkadaşlar bir de piyasada dönen bir dedikodu var. Nedir bu dedikodu? Tabii gerçekliği biraz tartışılır ama gerçek olma ihtimali de yüksektir. Çünkü bu piyasada her şey çok çabuk gün yüzüne çıkar. Gübre'de bir yatırımcı var. Bilenler bilir ya da borsada eski olanlar, piyasayı takip edenler bilir. Gübre yatırımcısı Viop'ta pozisyon açıyor arkadaşlar. Daha sonra e, gübrenin e, bedelsizine onay gelmeyince, red gelince orası patlıyor, taban taban gidiyor. Diğer verdiği hisseler bu arada e, teminat olarak verdiği için onlar da, Mecburen satılmak zorunda kalıyor. Tabii ki onun da borsaya etkisi oluyor. Ben size kabaca anlattım. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Bundan 2-3 hafta önce e, bu düşüşler normal değil. Açıkçıları, viopçıları sıkıştırıyorlar galiba diye bir e, laf etmiştim size. Galiba onlar yaşanıyor. Tabi bunlar güzel şeyler değil. Çünkü bu borsada yatırımcı olan herkes bize lazım. Sonuçta. Ee, hepsi bu piyasaya şey yapıyor ee, tabi biz işin e, kredili kısmında bulunmadığımız için e, bizim işimize gelmediği için riski alan patladığı zaman da kendisi bir şekilde çaresine bakmak zorunda ceremesinde çekmek zorunda evet geçelim kap haberlerine Avrupa Gayrimenkul AOPGY Borsada işlem görme tarihi açıklandı arkadaşlar yarın 21'inde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. VBTYZ yeni iş ilişkisi. Şirketimiz VBT yazılı maaşı Türkiye'de yerleşik özel bir banka ile ana sistem veri depolama ürünleri ek kapasite ve kurumsal sunucu donanım ek yönetim konsol temini konusunda anlaşmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 650 bin Amerikan dolarıdır. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı daha önce almış olduğu kar payı dağıtım kararında tarih belli değildi. Kesinleşen hak kullanım tarihi 12. ayın 27'si 3 kuruş nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Onkosem Kazakistan faaliyetleri hakkında Onkosem tarafından üretilen ve kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarının ilaçlarını hazırlayan yüksek teknoloji tam otomatik cihazların Teknik ek ekibimiz tarafından 17 Aralık 2023 tarihi itibariyle Kazakistan'da Astana National Onkoloji Center, Oktobe West Kazakistan Medical University ve Taras Zambli Reg Reg Regional Onkoloji Center olmak üzere 3 sağlık merkezinde kurulumları tamamlanmış ve hastalar hizmet vermeye başlanmıştır. Başlangıç olarak hastaların ihtiyacını karşılamak üzere Kemoterapi tedavisinde kullanılan tek kullanımlık tıbbi ekipmanların sarf malzemeymiş bu. 2,5 milyon TL tutarında ihracatı da gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında yeni merkezlerle beraber ihracatın artırılarak önemli oranda pazar payı elde edilmesi hedeflenmektedir. Arkadaşlar sabahleyin Sasa bir kapattı. Dün 40 lira 36 kuruş ve 41 lira 8 kuruş fiyat aralığından 2 milyon adet e, lot aldı Sabancı daha önce 1 milyon 1 milyon alıyordu <laughs> e, bu 1 milyon 1 milyon lotu alırken de Sabancı ertesi gün e, Sabancı affedersiniz Sasa e, ertesi gün genelde yükseliş gerçekleştiriyordu bu sefer değişiklik yaptılar 2 milyon aldılar ama e, ertesi günde maalesef artış göstermedi bugün için konuşuyorum MHR gayrimenkul o da 44 lira 65 kuruş 4 lira 76 kuruş fiyat aralığından dün 2 milyon 203 .193 adet lot geri alımı yapmış. Bunu yapan Kuik Sigorta Anonim şirketi. Euro, European Endüstri Euren devam eden yatırımlarımız hakkında yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular üzerine devam eden yatırımlarımızla ilgili güncel durumlar paylaşılmaktadır. Şirketimizin devam eden güneş enerjisi camları yatırımlarında inşaatın tamamlanma düzeyi %65 seviyesine ulaşmıştır. Yurt dışından makine ve ekipman sevkiyatları yapılmaya başlanmış olup Ocak ayından itibaren montajlarına başlanacaktır. 2024 yılı 3. çeyreği içerisinde yatırımın devreye alınması planlanmaktadır. Diğer taraftan 4 megawatt çatı gaz yatırımımız devam etmekte olup 2024 yılı birinci çeyreği sonunda üretime başlanması planlanmaktadır. Bu yatırımla birlikte kurulu gücümüz 18.6 megawata yükselecektir. Euro Power ihale süreci şirketimiz TİH Genel Müdürlüğü tarafından 12. ayın 20'si 2023 tane gerçekleştirilen şu referanslı 154 kV Akalın TM GAP yapımı konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli 241.622.000 milyon TL'dir. CVK Maden Yeni iş ilişkisi Bağlı ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik AŞ yurt dışında yerleşik bir şirket ile maden cevheri satışı konusunda anlaşmıştı. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 72.500.000 milyon Türk lirası e, -dır demişler dolar bazlı karşılığı da 2 milyon 497 bin 500 dolarmış. Sanika şirketimizle Irak'ın köklü inşaat firmalarından olan Doski Holding firması tarafından 2 yıl sürecek Erbil ve Bağdat projeleriyle ilgili olarak 500 bin ABD doları tutarında altyapı üst yapı boru ürünlerinin satışına ilişkin iş sözleşmesi <laughs> bugün tarihinde imzalanmıştır. Kusura bakmayın ee, gerçekten çok hastayım. Ee, hatta videoyu bitirip ara ara yatıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sesim de kısık. Evet hak kullanımı yarın 12. ayın 21. 2023. Yani yarın Panorama GMYO 35 kuruş nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hesaplara geçiş tarihi 2 gün sonra Cuma günü olur. Uluğun Antakya fabrikamızın açılışı hakkında Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamız 12. ayın 20'si 2023 tarihinde üretime başlamıştır. FONET ihale süreci Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 10. ayın 24'ü 2023 tarihinde duyurusunu yaptığımız 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alım ihalesi sonuçlanmış ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına gelinecektir. İhale bedeli 48 milyon 171 bin TL ettim. TL'dir demişler. For etkine yeni iş ilişkisi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli hastane bilgi yönetimi hizmet alımı sözleşmesi hemen hemen 23 milyon bedelle bugün tarihinde imzalanmıştır. Astor yeni iş ilişkisi Şirketimiz İspanya'da yerleşik iki ayrı firma ile 12. ayın 20'si 2023 tarihinde 1 milyon 786 bin euro e, tutarında transformatör satış sözleşmesi imzalanmıştır. imzalamıştır. Geçen sene hasılat oranı %0.77 imiş. Mekak yeni iş ilişkisi distribütörlük sözleşmesi. Şirketimizin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama Ticaret AŞ ile Sumitomo Corporation şirketi Sumitek International arasında Avrasya pazarında kırma eleme tesisi satışı konusunda bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu e, sözleşmesi kapsamında yapılacak ürünler bu şirkette üretilecekmiş. <laughs> Emkel emek, e, emek Elektrik Yeni iş ilişkisi. Şirketimiz Türkiye'de yerleşik özel bir firma ile 12. ayın 20'si 2023 tarihinde yaklaşık 31 milyon TL tutarında ölçü transformatörü ve ayırıcı ayırıcı satış sözleşmesi imzalamıştır. Siparişin sevkiyatının 2024 yılı içinde tamamlanması ve şirket finansal tablolarına yansıması beklenmektedir." demişler. Volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında ERCB Ercegspor paylarına yarın seans başından 1. ayın 19'u 2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere yasak geldi. Yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında MOB TL paylarına yarın seans başından 1. ayın 19'u 2024 seans sonuna kadar büyük takas geldi. Yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Van Gıda'ya da yarın seans başından 1. ayın 19'u 2024 seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecektir. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.